Gerçekten çok yoruldum. Her akşam duş alıp bir 5 dakika yatıp ondan sonra açıta gidip çalışmak birazcık yormaya başladı. Böyle mola gibi yapmıştım gerçekten. Size yurt odasını göstereyim. Burada kapı var. Buradan girince diğer yurtlardan farklı olarak burada bir mutfak var. Hani bizim yurtta böyle bir şey yoktu olsa gerçekten güzel olurdu. Sonra şurada banyo var. Şurada ikinci bir oda var. Burada şöyle güzel bir çalışma alanı var. Dolap. Burada diğer yatak var. Şöyle başını göstereyim. Ve şurası benim yatma alanım. Ve bu odanın en güzel yanı tabii ki de burası. Yani şu manzara çok iyi. Yani ama şuranın tadına maalesef varamıyoruz. Maalesef. Geliyoruz, yatıyoruz. Şurada 2 dakika bakıyoruz. Gözümüz yarı açık, yarı kapalı. Ondan sonra yatmaya gidiyoruz. Ama gerçekten çok güzel. Güzel ya. Şanslıyım. İlk burası denk geldi. Öyle yani. Şimdi birazcık dinleneceğim. Ondan sonra tekrar da çalışmaya gideceğim. Orada görüşürüz. Selam arkadaşlar, şu an bu ortamda son ders çalışımız. Son gün. Duygu ve düşüncelerinizi alabilir mi Selim Bey? Başlayalım. Bu süreç nasıldı sizce? Tek duygun, lanet olsun bu sürede. Teşekkürler, bence bu her şeyi anlatıyordu. Hakan Bey, siz neler söylemek istersiniz? Artık üçüncü gün bezme noktasına geldim. Gidip biz çoktan bezdik, sen bezmedin mi hala? Yani şu an... Burada son kez çalışacağız. Umarım yarın evimize gideriz ve evimizde yatarız. Bilmiyorum ne olacak. Ben çocuklarımı özledim. Sizin özlediğiniz birileri var mı? Evet. Evet, o sıkıntılar da var tabii burada. Ben küçük yastığımı da özledim bu arada. Neyse. Bugün işte birkaç aksaklıklar oldu zaten. Bunları konuşmuştuk. Şimdi de bunları nasıl düzeltebiliriz? Neler ekleyebiliriz? Onları konuşacağız. Öyle. Arkadaşlarım benim hakkımda konuşuyor da fısır fısır. Ne konuşuyorsunuz? Boşver, bizde kalsın. Öyle, şimdi biz şaşırmamıza devam edelim. Ondan sonra görüşürüz artık. Nerede görüşürüz bilmiyorum. Görüşürüz. Bugün Teknofest'in son günü. Bugün Teknofest'in son günü. Üçüncü aklarımızı kullanacağız ve ondan sonra ne olacağını göreceğiz. Umarım herkes için en hayırlısı olur. Dedim ve orada morali bozuk olan bir arkadaşımızı gördüm. Dedim. Dakika bir gol bilir mi? Neyse. Son hazırlıklarımızı yapacağız. Zaten aslında her şeyimiz hazır artık. Enter'a basacağız ve araba gidecek. Ondan sonra da ne olduğunu göreceğiz. Bence güzel şeyler olacak ama bakalım. Biz son sıradayız. Yani şansa ilk başta herkes ilk sıralarda çekmemi istedi. Ama son sırada çekmem bizi kurtardı. Çok kritik yerlerde kritik şeyler yaptım. Bu Teknofest'te gerçekten. Bütün şansımı da burada mı kullandım emin değilim ama umarım son bir şansımız kalmıştır. Ve şurayı tamamlarız. Aslında şans işi değil ya. Biz yaptık. Yaptık olacak. Bazı birkaç şanssızlıklarımız oldu. Onlardan ötürü pistte birkaç istediğimiz yerlere kadar gelemedik. Ama dün gerçekten bayağı gidiyorduk. Dün yani o hatayı yapmasaydık yani gerçekten parka kadar gitmiştik diye düşünüyoruz. Aslında düşünme de değil. Deneme testindeyken bunu yaptık ve araba gidiyordu yani. Gidiyordu. Bakalım.
umarım bugün güzel olur ya. Gerçekten artık olsun abi ya. Kaç haftadır buradayız artık. Gerçekten delirmek üzereyiz. Ama yapacağız. Şimdi şuraya bir kurulalım. Ondan sonra görüşürüz. Bugün bol bol video çekeceğim. Çünkü bunlar kalacak ve bunlara ileride geri dönüp izlediğimizde diyeceğiz ki lan biz neler yapmışız be, neler yapmışız diyeceğiz değil mi? O yüzden sonra görüşürüz. Evet, günlerdir buradasınız. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Günlerdir buradayım. Burada 3 kişiyiz. Zor abi. Az birazcık sesli konuş da bari duysun herkes, biliyorsun arızalı bu telefon. Konuşacak halim kaldı yani. Konuşacak halim de kalmadı. Adım Halim. Ama o kadar yani. Adım Halim ama halim yok. Halim yok. Çok kötüyüm. Son dönemlerde özellikle aşırı kötüyüm son 2 gündür. Evet. Zaten dün bir felaket yaşandı. Çok üzgünüm. Evet. Gece rüyama girdim. Harbi mi? Vallahi diyorum. Yine bastım. Gitmedim. Her şeyi kontrol edelim şimdi. Ondan kalkamadım. Bugün kalkmak istemedim. O anı yine yaşamak istedim. Yaşamayacağız. Bugün yapacağız. Bugün yapacağız değil mi? Moral arkası. Hasan yal efekti. Ben defekti koyuyorum buraya. Yapacağız zaten. Evet sen. Bu çocuk uyuyordu da. Sen niye bu çocuğu uyandırmadın? He? Birisi uyuyorsa diğeri her zaman uyanmak zorundadır. Bu görevi neden üstlenmedin? Ben halim dedikten anne kasılıyor. Soruma cevap. Kazanma girmiş. O soruma cevap yok. Ama böyle olamayız. Hakan Bey. Sorulardan kaçamazsınız. Uyumak güzel. Bir arkadaşlar. Bugün bakalım birazdan pisti nasıl değiştirecekler. Yani artık pisti o kadar çok zorladıkları için herkes patlıyor. Çünkü hiç böyle şeyler yoktu. Böyle şeyler olacağını hiç düşünmemiştik. Artık seneye araba şuradan mı girer, buradan mı çıkar, şurada şu engel mi olur, lidarı ne kadar kullanırız. Bütün her şeyi zaten bu sene tecrübe ettik yani. Çünkü önceki senelerde böyle bir şey yoktu. Yani zaten tek şerit gidiyordu, çift şerit değildi. Şimdi üstüne engel koyuyorlar. Çapraz engel koyuyorlar. Herkes patladı. Sol şeritten başlıyor. Araba sol şeritten başlar. Benim ehliyetim yok ama yine de biliyorum ki burası Kıbrıs değil. O yüzden yani bakalım, değişik trikler yaptılar. Çünkü bazı şeyler de oldu. Neyse, çok konuşmaya gerek yok o tarz şeyleri. Her sene bir şeyler oluyor da. Neyse, biz onlara bakıp moralimizi bozmamız hiç gerek yok. Her şeyi halledeceğiz. Bugün pisti bir tık daha sürülebilir hale getirecekler. Çünkü yani hiçbir takım tamamlayamadı yani. Tamamlayanlar da nasıl tamamladı? Akıldaki sorular bu şekilde. Neyse, şimdi kurulalım. Sonra görüşürüz. Zaten hazırlıklarımızı yapıyoruz. Birazdan piste çıkacağız ve çok heyecanlıyız. Umarım başaracağız. Son hazırlıklar. Şurada bir ekip var. O ekip çıktıktan sonra biz gireceğiz. Ne oldu? Hani aklına baklar geliyor. Aklına hiçbir şey gelmesin. Olacak. Olacak ya. Hadi. 2-1 başla. Yine bismillah hadi. Biraz bekleyeceğiz. Hadi bir tanem. Hadi git. Üçüncü günde son buldu. Normalde bugün bizim için son gündü. Yarışma bitmişti ama şöyle bir güzellik yaptılar. Aslında güzellik değil, yapmak zorundalardı. Bir gün daha verdiler bize. Yani bir hak daha verdiler. Normalde 3 haktı. Şu an yarın 4. hakları yapacağız. Az önce yarım saatlik bir test sürüşü yaptık. Kod çalışıyor. Test denemesine çıktığımızda araç güzel bir şekilde hareket ediyordu. Bakalım akşam yine bazı şeyler yazacağız. Yine bir düzenleme yapacağız. Kodda. Ondan sonra yarın artık Allah kerim. Bugün araba çok güzel bir şekilde gitti. Yani durağa girmedi. Yani 10 kere durağa giren araba bugün
kötü, neden diye sorguluyoruz tabii ki de. Sorguluyoruz. Neyse hallettik. Test denemesine girdik. Bakalım yarın ne olacak. Bu gece yine o mekandayız. Yani son gece dedik ama maalesef son gecemizdiymiş. Bir gecemiz olacak. Aslında eve gitmek için dört gözle eve gitmeyi bekliyorum. Çocuklarımı gerçekten çok özledim. Yani çok özledim. Zerra'yla sürekli video attırıyorum. Cidden çok özledim. Bir an önce eve gitmem lazım. Yarın akşam evdeyiz. Yarın akşam evdeyiz. O zaman gece yine mekanda görüşürüz. Arkadaşlar biz dün akşam dedik ki bugün masada bizim son gecemiz olacak dedik ama yine bu gece de buradaydık. Ama çok bir şey de yapmadık çünkü artık çok yoruldunuz. Ve ekibimize yeni birisi katıldı arkadaşlar. Yeni transfer oldu. Kendisi Ahat. Halim'in ikiz kardeşi. Evet. Biraz benim. Ben yeni katıldım ama bir günde 10 günlük iş yapmış gibiyim şu an. Aferin. İyi miydin bugün abla? Bugün çok iyiyim. Çekeyim sana. Öyle şimdi gidiyoruz. Artık gerçekten son olsun ve bir daha buraya gelmeyelim istiyoruz, değil mi? Aramızdan Hakan elendi. Gitti, yattı, bizi sattı. Bugün biz otobüsteyken de sattı. Neyse bunların hesabı yarın. Video arkadaşımı da. İyi geceler. Kimi? Videonuz diyorum, harikaydı. Aa gitti ama. Anladım. Ha ben de anladım. Unuttuk, aldı. Herkesin algısı kapalı şu an arkadaşlar. Yani herkes artık bir an önce bitsin ve gidelim kafasına girdi. Hadi gidelim. Ben en son bir şey diyordum ya, ne diyordum? Ha, yarın Hakan'a hesabı sorulacak. Ama neyse ki Ahat aramıza yeni katıldığı için her şeyi halletti. Ahat onlar hakkında. Aynen. Hadi ya. Halim olarak başladım. Kariyerimi Ahat olarak tamamlıyorum. Aynen. Yarın yeri sileceğim. Ya bir şey olmaz zaten, her yer pist. Artık yıldım yani. Işıklarımızı da kapatalım ve gidelim. Yarın yarışmada görüşürüz arkadaşlar. Yarın her şey çok daha güzel olacak. Lan yanlış yanında kapattım. Neyse. Şurada konuşalım. Yarın her şey çok daha güzel olacak. Çok daha güzel işler başaracağız ve yarın o parkuru tamamlayacağız. Değil mi? Arkadaşlar burada minik çok güzel tatlış köpekler var. Zaten daha önce de göstermiştim. Şimdi orada yatıyorlar. Ya çok tatlılar. Şu an çok karanlık görünmüyor ama yiyeceğim ya. Fotoğraflarını hemen şuraya bir yere koyarım. Şimdi Pars Otonom Pisti arkadaşlar çok hızlı bir şekilde gelip maşallah diyelim. Durağı park ettiler. Hızlı bir şekilde umarım şuradaki engeli de geçerler. Şurada bir tane engel var. Bakalım. Şu an 30 saniye durak görevini yapıyor. 30 saniye bitince kalkacak. Benim durak bitti, kalkıyor. Hayır sapıtma ya. Bravo. Takımların hepsi çok hazırlanıp geldi buraya. Hepsine başarılar diliyorum. Ben de diliyorum. Hocam hocam alalım. Bravo. Hazar Fan ekibi şu an piste çıktı. Arabaları gerçekten çok güzel. Hala vaktimiz var. Canı gönülden temenni ediyorum. Ve bugün en son olacağı için son derece mutluyum. En azından iki gün dinlenebileceğim. Tatil edebileceğiz. Evet. Ağzına sokma. Teşekkürler Oktay Bey. Teşekkürler. Teşekkürler. Bravo. Bunu tutuyorum. Çünkü elimde şu an çok heyecanlıyız. Ekipler olarak. Şimdi Hezar Fan ekibimiz çıkıyor. Ardından Göbekli Göbek ekibi çıkacak ve daha sonrasında biz çıkacağız. Ve parkur tamamlayacağız. Her şey için teşekkür ederiz. Ekiplere kocaman alkış. Hepsi gibi. Göbekli Tepe piste çıktı, evet. Hadi bir daha söyle. Şimdi Sıdağ Göbekli Tepe otonom sürüş takımı ekibinde başarılar dilerim. Şimdi çıktık piste. Herkes araçlarını çıkartıp birazdan ödül verilecek ama kime ne ödülü verilecek çok merak ediyorum. Çünkü hiç kimse hiçbir şey yapamadı. Bakalım göreceğiz.
arkadaşlar. Gidiyoruz. Ne oldu diye sorarsanız. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Ne oldu diye sorarsanız arkadaşlar. Yani bir şanssızlıktır gidiyor. Nasıl bizim değil? Oğlum yurda gitmeyen mi? Yurt otobüsü değil mi? Ama toplayalım odayı da öyle gidelim. Şanssızlıklar gün geçmiyor ki peşimizi bırakmıyor gerçekten. Yani ben anlamıyorum. Gerçekten anlamıyorum. Böyle bilmiyorum. Bilmiyorum. Yani söylenecek çok şey var ama hiçbir şey gerçekten söylemek istemiyorum. Moralimiz çok bozuk. Çok bozuk. Ama yapacak bir şey yok. Seneye her şey çok daha iyi olacak. Çünkü olacak ya. Seneye gerçekten bütün olasılıkları düşünüp ona göre hareket edeceğiz. Çünkü abi ya iki gün önce hatta ne iki gün öncesi, bir gün önce çalışan şey, bir saniye. Ya bir gün önce durağa giren girmiyor. Neden girmiyormuş biliyor musunuz? Bilmiyoruz neden. Normalde boyut 640'a 360 gelmesi gerekiyordu. Kameradan gelen verinin boyutunun bir anda 1280'e ya 120 mi artık kaç olduğunu bilmiyorum. O boyutta gelmeye başladı. O boyutta geldiği için de threshold değerinden ötürü durağı tespit etmedi ve teğet geçti gitti. Ve şöyle bir saçmalık var ki aynı kodu yarışma bittikten sonra biz boşaldıktan sonra bir daha denedik ve gördü girdi. Yani gerçekten hani yok yarışmaymış, birincilikmiş, ikincilikmiş. Hayır. Yani birincilikmiş, ikincilikmiş, ödülmüş. Evet onlar da önemli ama şu an düşündüğüm şey o bile değil. Yani şu an çalışan şeyin, şu an gösterebileceğimiz şeyin, yapabildiğimiz şeyin ortaya çıkmaması yani bu. En çok buna üzülüyorum. Ama yok. Yok yani. Seneye alacağız. Gerçekten alacağız. Neyse biz şimdi çıkıyoruz. Şurada geçeceğiz. Eşyalarımızı toplayıp İzmit'e döneceğiz. Sonra görüşürüz. Merhaba, biz Ecodrive ekibi olarak Teknofest yarışmasında hazır araç kategorisinde yarışıyoruz. Biz buraya başvururken özgün araç ve hazır araç diye iki kategori var. Kendi arabalarını yapıp mekanik kısmıyla ilgilenenler özgün araç kategorisinde yarışıyor. Ama sadece yazılım kısmıyla ilgilenenler ise hazır araç kategorisinde yarışıyor. Bu aracı bize bilişim vadisi temin ediyor. Şu an 6 ekip var. 6 ekip piste çıkıp final turunu gerçekleştirecek. Bugün 3. haklarımızı kullanacağız. Ya çok güzel bir deneyim. Yani her geçen sene parkur zorlaşıyor. Parkur zorlaştığı için kendimizi daha çok geliştiriyoruz. Ve daha da ileriye gidiyoruz yani.